Şimdi tabii şöyle bir şey var. Bir siyasetçinin bunun aksinde bir yorum yapmasını bekleyemeyiz. Çünkü adaylık aslında bir kazanma iddiasıdır. Ancak kazanır mı sorusuna geldiğimizde şunu görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı hiç olmadığı kadar aslında zor durumda. Kazanma noktasında. Bugüne kadar aslında çok daha zaten ezici bir üstünlükle kazanan bir tablo içinde yer alıyordu. Seçimlere bu kadar kısa bir süre kala. Ancak bugün biz bir şeyi biliyoruz ki özellikle parlamentoda yapmadıkları ortak liste, yani zaten bütün bir bu seçim kanununu ortak liste yaparak parlamento çoğunluğunu kazanmak için ortaya koymuşlardı. Ancak bunu yapmadıkları için parlamento çoğunluğunu kazanma ihtimallerinin epeyce azaldığını biliyoruz. Şimdi dolayısıyla burada soru şu da düğümleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tablo ne? Çünkü plan şuydu. Birinci turda parlamento çoğunluğunu alarak seçimleri ikinci tura bırakmak, ikinci turda da parlamento çoğunluğunun aslında yönetimde istikrar getireceği vurgusuyla aynı siyasi blokta kalmasının önemini vurgulamak üzerinden şekilleniyordu. Ancak bunun olmayacağını görüyoruz. Dolayısıyla burada şimdi bize görünen tablo ne şu an hali hazırda? Görünen tablo şu. Sayın Kılıçdaroğlu ilk turda aslında ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya çok yakın, ancak Sayın İnce'nin ve Sayın Oğan'ın muhalefet bloğunda yarattığı kırılmadan ve yarılmadan kaynaklı olarak aslında muhtemelen seçim ikinci tura kalıyor gibi gözüküyor. Ama burada da dediğim gibi çok kıl payı bir tabloyla ikinci tura kaldığını görüyoruz. Evet. Şunu söylemekte fayda var. Sayın Erdoğan'ın aslında oyunun %40, %45 aralığında bir noktada bulunurken Sayın Kılıçdaroğlu'nun 50'ye çok yakın olduğunu, %50'ye çok yakın olduğunu görüyoruz. Burada vurgulamamız gereken şey şu: Sayın İnce ve Sayın Oğan'ın oyları, toplam oyu %5'i geçerse seçimler ikinci tura kalıyor. Evet. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği "bu iş hatta ilk turda biter" şeklindeki ifadeleri mevcut kamuoyu araştırmalarına baktığımızda aslında pek de gerçeği yansıtmıyor. Bu daha ziyade bir iyi niyet beyanı olarak okunabilir. Efendim İnce dediniz, Muharrem İnce de bir televizyon programına katıldı. Müsaade ederseniz ne dediğini aktarıp onu yorumlamanızı rica edeceğim. Şimdi bir öneriyle geldi İnce. Millet İttifakı'na şunu öneriyorum diyor. İktidardan kurtulmamız lazım. Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli. Gelin birbirimizi incitmeyelim. İncitmezsek oyları diğer tarafa aktarmak kolay olur. Kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum diyor. Şimdi nasıl yorumlayacağız bu sözleri, İnce'nin bu sözlerini? Yani barış eli uzatmak ne demek? Oyları diğer tarafa aktarmayalım. Nasıl olacak bu? Şimdi siz de tabii gündemi takip ediyorsunuz. Ben Sayın İnce'ye dair Millet İttifakı bloğunda herhangi bir, yani liderler bazında en azından herhangi bir saldırı dili, herhangi bir nefret dili, yaptığı şeyin gayrimeşru olduğuna dair bir üslup görmedim. Ama Sayın İnce'den bunun aksine Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük, hatta dün itibariyle Sayın İmamoğlu'na dönük ciddi bir aslında saldırı dili var. Dolayısıyla burada aslında Sayın İnce bunların tümünü yaparak, ama öbür taraftan sorumlu davranmayanın da Millet İttifakı olduğunu vurgulayarak kendisine bir ahlaki meşruiyet yaratmaya çalışıyor. Bence de böyle. Elbette muhalefet bloğunun kesinlikle ve kesinlikle ikinci turu düşünerek birbirine karşı daha dikkatli bir dil kullanması gerekir. Ama burada dikkatli olmayan üslubu en başından beri takınan maalesef Sayın Muharrem İnce. Ve zaten bu noktada biz en başından beri şunu söylüyoruz: İkinci turda siz bu kadar laf ettiğiniz Sayın Kılıçdaroğlu'na nasıl oy isteyeceksiniz? Yani madem siz Sayın Erdoğan'ı desteklememe konusunda kararlısınız, madem Cumhur İttifakı'na destek olup olmayacağınız sorulduğunda asla böyle bir şey yapmayacağınızı söylüyorsunuz, o zaman kullandığınız dili ve üslubu buna göre uyarlamanız ve buna göre kullanmanız son derece önemli. Bakın, şöyle bir risk var. Bu tür rejimlerde, yani bu kadar uzun süre iktidarda kalmış rejimlerde, otoriter popülist rejimlerde biz bir şey görüyoruz. Seçimler ikinci tura kaldığında aradaki fark ne kadar yüksek olursa olsun ve ne kadar muhalefet lehine olursa olsun, ikinci turda bu kadar farklı bitmiyor bu seçimler. O liderler ya kazanıyorlar ya da kazanmaya çok yaklaşıyorlar. Bunun sebebi de aslında muhalefetin kendi içinde yaptığı o mükerrer aslında propaganda, mükerrer çalışma. Çünkü siz orada aslında birbirinizi de yıpratıyorsunuz. 2018 seçimleri aslında bunun bir örneğiydi. Muhalefet orada neyi düşündü Umut Bey? Muhalefet şunu düşündü: ne kadar çok aday çıkarsa ortaya,
o kadar çok seçime katılım artacaktır. Seçime katılım arttıkça da seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali o kadar yükselecektir. Ama bunun olmadığını gördük. Dolayısıyla burada neyi gördük biz? Çünkü çok kontrolsüz bir kamu gücü kullanan iktidar var elimizde. Yani her şeyin sahibi bir iktidar var hatta. Böyle ifade edelim. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. Muhalefet eğer ki seçimleri kazanırsa neyi yendiğini ancak seçimden sonra anlayabilecek. Bu kadar büyük bir kamu gücü kullanılıyor. Öbür taraftan muhalefetin elindeki kamu gücü çok sınırlı. Sadece kamu gücü değil, bütün propaganda araçları çok sınırlı aslında. Evet, evet. Dolayısıyla bu noktada kaynakları ayrıştırmaktansa ortaklaştırmak bu tür rejimlerden çıkmanın en temel anahtarı. Dolayısıyla bütün bunları bilerek buna uygun hareket etmekte fayda var. Bu da en azından bugün madem böyle bir tabloya gelindi, diğer muhalif aktörleri yıpratmadan doğrudan iktidarı karşınıza alarak yürüteceğiniz bir propagandayla ancak mümkün. Yoksa ikinci turda Sayın İnce kendi tabanını Sayın Kılıçdaroğlu'na taşıma noktasında ciddi anlamda zorlanabilir. Evet, yani şu cümle de var. Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok. 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım. İkinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum, diyor. Şimdi tabii Muharrem İnce'nin bu açıklamaları bazı kesimler tarafından çok abartılı bulunuyor. Şimdi önemli bir şeyin altını çizdiniz. Söylemlere dikkat etmek lazım. Bu iş ikinci tura kalırsa ilk turdaki o süreçteki söylemler daha sonra negatif olarak sandığa yansımasın dediniz. Doğru anladım değil mi bu konuda? Evet, kesinlikle. Ha. Yani peki İnce'nin bu çıkışlarını nereye koymak lazım efendim bu fotoğrafta? Yani devam ediyor aslında. O incitici dil deyin, başka bir şey deyin, hedef almak deyin. İşte genel merkeze gidildi, gelindi, hala o polemikler devam ediyor. Bu fotoğrafta nereye koymak lazım bu süreçte? Yani işte şöyle bir dert var. Sayın İnce siyasi iddiasını devam ettirirken aslında yıkıp dökerek bunu yapıyor. Yani siyasette elbette iddia çok önemlidir. Ama siyasette aslında işi bu kadar inada bindirmek çok da istediğiniz sonuçları vermeyebilir. Şunu ifade etmekte fayda var. Bu seçimler Cumhur İttifakı tarafından kazanılırsa Türkiye'de hiçbir muhalif aktörün Sayın İnce dahil olmak üzere meşru siyaset yapma zemini kalmayacaktır. Kalırsa da çok daralacaktır. Dolayısıyla tüm bunları bilerek hareket etmekte fayda var. Sayın İnce ikinci tura kalacağını ifade ediyor. Bu siyasi bir iddiadır ama karşılığı olan realiteyle uyuşan bir iddia mıdır? Değildir. Bu sadece bir retoriktir. Anladım. Gerçekle bağdaşmayan bir retoriktir. Ve şunu ifade etmekte fayda var. Sayın İnce kazanamaz, kazanamayacağı garanti ama kaybettirebilir. Bu çok ciddi bir risktir. Evet. Dolayısıyla tarih önünde aldığı riski fark etmek zorunda Sayın İnce. Yani Sayın İnce sadece kendisi adına bir risk alıyor olsa Umut Bey emin olun hiçbir problem yok. Sayın İnce toplumun geleceğini riske atan bir aslında noktada bir risk alıyor. Dolayısıyla bizim bütün bir aslında Sayın İnce'ye dikkatli davranmasını vurgulamamızın sebebi ortaya koyduğu bu toplumsal risk.